2022 yılı bütçe hazırlıkları Cumhurbaşkanımız liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla tamamlanmıştır. Hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır durumdadır. AK Parti hükümetleri döneminde elde ettiğimiz tüm kazanımlar için bütçelerimiz etkili birer araç olarak kullanılmıştır. Bütçe disiplini ilkemiz çerçevesinde oluşturulan mali alan, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirilmiştir. 2022 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerinin 20. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından hazırlanan 4. bütçedir. Covid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği bir gerçektir. Çoğu ülke ekonomilerinin küçüldüğü geçtiğimiz yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırlamıştık ve yıl boyunca tüm kurumlarımız kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar. Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz %1,8'lik büyüme ivmesini 2021'in ilk çeyreğinde %7,2 ve ikinci çeyreğinde %21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdik. İhracatımız Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bunların yanında hastaneler, otobanlar, demiryolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge merkezleri, salgın destekleri ve yerli aşı projesi, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz. Bu başarıda maliye politikamızı güçlü bir biçimde kullanıyor olmamız önemli ölçüde etkili olmakta. 2022 bütçe teklifini de Covid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi, kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır. Bütçemiz tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak niteliktedir. Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil, aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Yeşil büyüme yaklaşımımızla afet riski altında bulunan yapıların ve alanların dayanıklılığını artırarak kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. Söz konusu yatırımlarda ülkemizin bu konuda benimsediği ulusal stratejiler ile sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi uluslararası taahhütleri de gözeteceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi yapay zeka ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde somut ve dinamik politikaları bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya, geçirmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 1.750.957.000.000 lira, bütçe gelirleri 1.472.583.000.000 lira ve bütçe açığı 278.374.000.000 lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %3,5 olacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı da şu şekilde olacak. Personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira. Mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar lira. Cari transferler 657,3 milyar lira. Sermaye giderleri 132,3 milyar lira. Sermaye transferleri 10 milyar lira. Borç verme giderleri 61,6 milyar lira. Yedek ödenekler 27,4 milyar lira. Faiz giderleri 240,4 milyar lira. Değerli basın mensupları, 2022 bütçemizin %15,6'sını yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini %35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüksek öğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre %29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız. Eğitimle birlikte hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. Covid-19 salgınıyla yürüttüğümüz başarılı mücadele sağlık altyapımızın sağlamlığını ve sağlık personelimizin yüksek potansiyelini ortaya koymuştur. Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmeti gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Böyle küresel bir kriz döneminde ülkemizde sağlık altyapısına ve insan kaynağına yapılan yatırımların karşılığını her yönüyle almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2022 yılında da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulacak kaynak bütçede öngörülmüştür. Buna aşı geliştirme faaliyetlerimiz ve kendi aşımızın üretimi de ve vatandaşlarımıza sunumu da dahildir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, Yüksek öğretim kurumları, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı %7'ye yükseltiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumları döner sermayeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 304,6 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını ise 104,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu tutar 2022 yılı bütçesinin %6'sına denk gelmektedir. 2022 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 23,4 milyar lira. 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15,6 milyar lira. Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13,2 milyar lira. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira. Ekonomik yoksulluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan ve sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira. Engelli eğitim taşıma giderleri için 1,3 milyar lira. Asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira. Koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 295 milyon lira kaynak ayırdık. Değerli basın mensupları, 2022 yılında bütçemizden tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırıyoruz. Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık. 2022 yılında da bir önceki yıla göre %39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz. Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle birlikte büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Özel sektör yatırımlarının oluşturduğu katma değer ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz. Savunma sanayindeki yerlilik ve millilik oranını %20'ler seviyesinden %80'ler seviyesine yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmıştık. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında %29,6 oranında artışla 181 milyar liraya yükseltilmiştir. Ayrıca savunma sanayi destekleme fonuna aktarılacak kaynak yaklaşık %39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir. Bunların yanı sıra bir önceki yıla göre önemli düzeyde ödenek artışı meydana gelen başlıca programlarımız da şunlardır. Kadının güçlenmesi programının ödeneğini 2 kattan fazla artırarak 943 milyon liraya yükselttik. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programı ödeneğini bir önceki yıla göre %37 oranında artırarak 20 milyar 932 milyon liraya çıkarttık. Ormanların ve doğanın korunması programı ödeneklerini bir önceki yıla göre %55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre %45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programı ödeneklerini bir önceki yıla göre %35 artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladığımız 2022 yılı bütçemizi ülkemizin kalkınma hedeflerine ve bu hedeflerimize ulaşma ve vatandaşlarımızın refahını artırma yönündeki çalışmalarımızın bir halkası olarak Yüce Meclisimizin takdirlerine sunacağız.